1. ve 2. Dünya Savaşlarını unutun. Artık tanksız, silahsız bir savaş dönemindeyiz. Savaşlar değiştiği gibi düzen de değişiyor. Yeni dünya düzeni bize bir şeyleri çok açık ve net gösteriyor. Piyonların kralları devirmeye başlayacağı gerçeğini. Yıllarca zararlı ilaçlarını ve aşılarını test ettikleri denek olarak Afrikalı mazlumların sesi duyuldu. Dünya insanlara bir kez daha dersini verdi. Bu süreçten karlı çıkanlar da oldu ama özellikle Avrupa ülkeleri büyük sallantılar geçirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan düzende Amerika'nın Sovyetler karşıtı pozisyonunu ve ittifaklar manzumesini sağlamlaştıran Marshall Planı'na benzer ekonomik kurtarma ve yardım paketleri, pandemi sonrasında kırılgan ekonomilere sahip devletlerin eksen değiştirmesi ya da değiştirmemesi için bir araca dönüşebilir. Bu noktada bariz bir şekilde Amerika-Çin rekabeti karşımıza çıkacaktır. Covid-19 kısa süre içinde dünyanın her bölgesine yayılarak tüm insanlığı tehdit eder bir hale geldi. Salgında dünyada tepe noktasına henüz ulaşılmadı. Vaka sayılarının azaltılarak hayatın normale dönüşünü sağlamak için hem hükümetlere, hem ilgili uluslararası kurumlara, hem de bireylere önemli sorumluluk düşüyor. Covid-19 salgını pek çok alanda etkileri uzun yıllar hissedilecek bir dönüşüme yol açma potansiyeli taşıyor. Koronavirüs pandemisinin küresel çapta önemli dönüşümlere, hatta kırılmalara sebebiyet verip vermeyeceği tartışmaları, salgının Wuhan dışına çıktığı an kadar eski. Pandemi küresel bir mahiyet kazandıkça ve sağlık sektöründen tedarik zincirine, ekonomiden sosyal ilişkilere kadar geniş yelpazede hayatın her alanını etkiledikçe, küresel siyaset üstünde de dönüştürücü etkilere sahip olması kaçınılmaz oldu. Yaşanan gelişmelere binaen, tartışmanın seyri bir süre sonra dönüşümün yaşanıp yaşanmayacağından, dönüşümün ölçeği ve küresel anlamda sistematik kaymalara sebep olup olmayacağı doğrultusunda değişti. İhtiyatlı bir analizde Covid-19 pandemisinin 1. ve 2. Dünya Savaşları, Soğuk Savaş'ın sona ermesi gibi küresel ölçekte sistem değiştirici kırılmalardan ziyade 11 Eylül saldırıları ve 2008-2009 küresel finansal krizi gibi paradigma kaymalarına sebep olacağı ve uluslararası sistem sorgulamalarını hızlandıracak bir mahiyet kazanacağını öngörebiliriz. Canlı yayınlar artık yeni dünya düzeninde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen liderlerle dolu. Düne kadar kendi sınırlarını korumaktan aciz bir ülke bugün Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Sudan'da, Somali'de, Katar'da, Yemen'de büyük bir dünya savaşının en büyük muhatabı oldu. Evet, Türkiye'den bahsediyorum. Suriye'de sahaya tek asker sürmeden SİHA sürüsüyle dünya savaş strateji tarihini yeniden yazan Türkiye, Amerika, Çin, İtalya, Fransa, Almanya ve Rusya gibi sözüm ona süper güçler kendi halkları için maske bile bulamazken 10 günlük bir mühendislik ve Ar-Ge çalışması sonrası bırakın maskeyi, oksijen makinesi üreterek İspanya'da ilk ihracat sözü veren Türkiye. Bir taraftan görünmez düşmanlarımız var diyerek küreselcilere gözdağı veren Amerika Birleşik Devletleri, diğer taraftan kurdukları oyunun içinde kendilerini de harcayacak kadar gözleri dönmüş gaddar tüccarlar. Bu kavga parayı icat edenlerle parayı icat edenlerin elinden alanların kavgası aslında. İnsanlığın onuru ne küreselcilerin ne de ulusalcıların umurunda. Ve bu savaşın sonunda iki tarafında barışacağı aşikar. Asıl mat renkler o safhada netleşecek. Mat renkler netleştiği zaman, yani yıllardır analistlerin bu kavga küreselciler ve ulusalcılar arasında dediği taraflar birbiriyle barıştıkları zaman yine tarihe bakılacak. Eski savaşlar ve taraflar birbirini ölçecek, hak ve batıl karşı karşıya gelecek. Bizlere yıllardır zombili filmler boşuna izletilmedi. Aradıkları şey, inandıkları şeye kanıt aslında. Neden mi bahsediyorum? Allahsızlığın kanıtını arıyorlar. Dünyanın belli zamanlarda kendi kendine veya insanlığın eliyle dönüşüm geçirdiğini ve Allah'ın müdahalesinin olması bir tarafa, varlığının bile safsata olduğunu ispat etmek istiyorlar.
İnsanı zorlayacaklar, sınırları zorlayacaklar. Doğanın kendi yolunu bulduğu veya bulacağı iddiasına temel hazırlıyorlar. Çin'de iyileşen doktorları unutmayın, yüzleri kararan. Tam olarak zombi rengine dönüşen iki doktor. Virüs nasıl Çin'de ortaya çıktıysa ilk örneklerde buradan, tabiri caizse, piyasaya sürülecek. Çünkü dünyanın üretim merkezi orası. Amerika'dan Çin'e kayan küresel mekanizmanın yeni oyuncakları Çinliler. Dinsizliğin en yoğun olduğu coğrafya. Kardeşlerim, İngiltere şu anda Londra'daki metro hattının geniş ağını fırsata çevirerek yeraltı şehirleri ve yolları yapımına başladı. Maksat, yer altında şehirler ve bu şehirler arasında yine yer altından yollar inşa ederek yeryüzüyle irtibatın kesilmesi gerektiği zaman her şeye hazırlıklı olmak. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Covid-19 için milyarlarca dolar veya euro bütçe ayırmış diye dillendirdiğimiz zaman herkes bu paraların halka dağıtılacağını düşünüyor ve Türkiye'yi bu konuda zayıf görüyor. Halbuki elimizin altında internet var. O ülkedeki insanların haline baktığımız zaman hepsi perişan halde. Ölüleri mahallelerde koku yapmaya başladı. Gıda stokları tükendi. Üretim mekanizmaları çöktü. Lojistik faaliyetleri adeta ayaklarının yarısını kaybetmiş, kırık ayak gibi. Sağa sola sallana sallana ilerliyor. Peki nerede bu devletlerin Covid-19 sürecinde ayırdıkları bütçeler? Daha büyük bir kavgaya hazırlık yapıyorlar. Daha büyük bir imtihanın kendilerini beklediğini biliyorlar. Biz değil miyiz tarımsal ilaçlar için yeri geldiğinde hükümeti veya bakanlıkları suçlayan? Biz değil miyiz yeri geldiği zaman hayvancılık politikalarını eleştiren? Göz göre göre yapılan hatalara şaşıran bizler, bu hataları hükümetlere dayatanları hep göz ardı ettik. Bu devasa şirketler artık bakanlıkları, bürokratları, her defasında değişen hükümetleri satın almaktan bıktılar. Her defasında dünyanın farklı ülkelerinde, farklı meclislerde yasa tasarısı geçirmekten bıktılar. Şirketler ve halkları arasında kalan hükümetler, devletler de bundan bıktı. Şu anda bu şirketler ve ayakta kalmak isteyen bu devletlerin kavgasına şahitlik ediyorsunuz. Tarihte kralların zenginlerden borç para alarak ayakta kaldığı örnekler çoktur. Ve borcunu ödemeyen kralların bu zengin elite neredeyse bağımsız bir devlet kurabilecek büyüklükte arazi vermeleri. Ya da bunun yerine bu elit tabakayla savaşa girip onları yok etmeleri. Ortaçağ derebeylikleri böyle kurulmamış mıydı? Şimdi aynı kavganın modern versiyonunu yaşatıyorlar bize. Kavganın en büyüğü, toprağa tarıma en fazla elverişli olanların ve temiz suyu en bol olanların ülkelerinden geçecek. Türkiye'de bu ülkeler arasında. Yeni savaş stratejilerini tamamen askerden, silahtan bağımsız hazırlamalarının sebebi bu. Artık savaşlar yine hava sahası üstünden zehirlerle, kimyasallarla yapılıyor. Şimdi sizinle bir tespit daha paylaşacağım. 22 Nisan 2020 tarihinde Amerika merkezli bir haber sitesi şöyle bir manşet atmıştı. New York'ta iki kedinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu haber bize çok önemli ipuçları veriyor. Virüsün hayvandan insana, insandan insana, insandan hayvana ve hayvandan hayvana bulaştığı iddialarını doğrularken aynı zamanda gelecekte bizi neyin beklediğine dair ipucu da veriyor. Kardeşlerim, üste dikkatinizi bir konuya çekmeye çalıştım. Dedim ki, kainatın bugüne kadar Allah'ın kudreti dışında tamamen olağan şartlar içinde bugünlere geldiğini ispat etmek istiyorlar. Virüsü de bu dönüm noktalarından biri yapmak niyetindeler. İnsanlığa Allah'ı unutturmak bir yana, Allah ve dinle yıllardır kandırıldıklarını ispatlamak istiyorlar. Bu yüzden Kabe kapalı, bu yüzden camiler kapalı. Daha düne kadar Kabe'yi koruyan ebabillerden bahseden bizler, bugün nerede kaldı diye birbirimize sorar olduk. Daha önemlisi ise Kabe'de ibadet olmasa bile dünyanın dönmeye devam edeceğini artık biliyoruz. Halbuki Kabe'nin daha önce defalarca yıkıldığını ve aradan yüzlerce yıl geçtikten sonra tekrar inşa edildiğini unuttuk. Kudüs'ün kafirlerin elinde olmasına bir namus meselesi haline getiren Selahaddin'in devleti, Selahaddin'den hemen sonra yıkılmadı mı? Asıl olan Allah'tır. Bizler Allah'ın evini kafirlerden kurtarsak dahi öleceğiz. Belki de neslimiz kuruyacak. Allah, yeryüzünün en sevgili insanının erkek evlatlarının yaşamasına izin vermedi. Asıl olan Allah'tır. Allah, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Kabe'yi tekrar inşa edene kadar o topraklarda çorak birkaç köy dışında bir şey bırakmadı. Asıl olan Allah'tır. İşte bize bunu unutturacaklar.
bize işte sizin Kâbeniz ve işte sizin inandığınız Rabbinizin sessizliği diyerek imanımıza meydan okuyacaklar. Her sene Kurban Bayramı'nda kestiğimiz kurbanları artık kestirmeyecekler. Yukarıda bahsettiğim koronavirüs bulaşmış kedilerden yola çıkarak bu hakikate rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yıllar önce eleştirdiğimiz, sonra içimizden bazılarının benimsediği, yakında da belki zorunlu olacak başka bir küresel, şeytani tuzaktan bahsediyorum. Vegan kültürü dedikleri tuzağı da bu virüsle tetikleyecekler. Yakında koronavirüsün veya bir sonraki versiyonunun insandan hayvana, hayvandan da insana bulaştığını iddia ederek hayvancılık sektörüne büyük bir darbe vuracaklar. İnsanlar artık et yemeyecek. İnsan et yemediği zaman onu Allah'ın yarattığı doğasında olması gerektiği hizada tutan hücreler başkalaşım geçirecek. Belki çocuklar olmayacak, belki zombi olarak doğacaklar. Belki cinsiyetsiz doğacaklar, belki de doğduktan sonra cinsiyet tercihi üzerine iradeleri başkalaşım geçirecek. Kardeşlerim, yıkım başlıyor. Yıkmaya başladılar. Gerçekten soruyorum, hazır mısınız? Allah'ın varlığını sorgulatma projesi, vegan projesi, cinsiyetsizlik projesi, ibadethaneleri pasif kılma projesi, yeraltı şehirleri, devletlerin ulus etkisinden çıkıp şirketleşme projesi. Tek tek anlatmaya çalıştım ama bunları umutsuzluğa kapılın diye anlatmadım. Aklınıza Hazreti Musa gelsin. O sihirbazlar tek tek hünerlerini sergilediler. Firavun kibirlendi. Kendine o kadar güveniyordu ki, sihirbazlarının hünerlerinden o kadar gururlanıyordu ki, Hazreti Musa'nın hiçbir şey yapmadan belki de hayretle izlemesi ona daha fazla keyif veriyordu. Çünkü haklı çıkıyordu. Çünkü olan biten her şey gerçekten bir Allah'ın olmadığına dalalet ediyordu. Hazreti Musa öylece izliyordu. Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden kişi hiçbir şey yapmadan bütün sihirbazların hünerlerini izlemeye durdu. Hazreti Musa bile aslında ne yapacağını bilmiyordu. Ta ki emir gelene kadar. Asanı yere bırak ey Musa! Hazreti Musa asasını yere bıraktığı zaman bile ne olacağını bilmiyordu. Ama o asa yere düştüğünde hızla ilerledi ve diğer bütün sihirbazların yılanlarını teker teker yuttu. Firavunlar meydanda, sihirbazlar meydanda, virüsler, savaşlar, Kâbe'ye meydan okumalar, Allah'a kurban kesilmesine mani olmaya çalışmaları hepsi birer sihirden ibaret. Ama Musa'nın asası yere düştüğü zaman hepsi kaçacak delik arayacak. Bu imtihanı tarihi hatırlayarak, kitabı kıssalara bağlı kalarak geçireceğiz. Kazanacağız. Başka çaremiz yok. Kardeşlerim, bazılarınız bunları nereden çıkardın diyebilir. Bir örnek daha vereyim ki konunun ehemmiyetini daha iyi anlayın. Kur'an-ı Kerim'de bize kurban kesmemizi emreden ayetler Kevser suresindedir. Aslında Covid-19 süresince yapılan planlama bu suredeki ayetler araştırılarak yapılmış, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın erkek evlatları vefat ettiği zaman müşrikler onunla dalga geçmişlerdi. Neslinin olmayacağı konusunda onunla alay etmişlerdi. Allahsa Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlünü bu ayetlerle hoş kılmıştır. Muhakkak ki biz ona Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden soyu kesiklerin ta kendisidir. Yukarıda yazmıştım, insanlığı vegan yaparak cinsiyetiyle oynayacaklar, kodlarıyla oynayacaklar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebiyle dalga geçenlere cevap olarak Hazreti Allah namaz kılmayı, kurban kesmeyi emrediyor. Ve cennette nice nimetlerin bizi beklediğini müjdeliyor. Şu anda elimizden camileri, mescitleri aldılar. Yakında kurbanları da alacaklar, toprağa da. Allah'a olan inancımızı sorgulatmak için tüm sınırları zorlayacaklar. Noktaları birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkacak olan dehşetin çabuk unutan insana neler yapacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Çok büyük imtihanlar bizi bekliyor. Hava durumunda Allah'ın yarattığı bulutlar, rüzgarlar, güneş, kar ve yağmur konuşulmayacak. Bunun yerine hangi şehirde hangi virüs oranı, hangi hastalık oranı, hangi ölüm oranı iniş veya çıkış göstermiş bununla yatıp kalkacağız. Sizlere çaresiziz demek için gelmedim. Yazının ortasında Hazreti Musa kıssasından örnek verdim. Herkes oyununu oynadıktan sonra hamlesini yapacak Rabbim. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Eğer inanırsanız o hamle gelecek. İnanmazsanız hep beraber
belki de bugüne değin olanlara bilmeden katkıda bulunduğumuz sistemin içinde helak olacağız. Kardeşlerim, ben bize hadi ne olduğumuzu hatırlayalım demeye geldim. Bahçeler yapalım demeye geldim. Toprağa dönelim demeye geldim. Suyu anlayalım demeye geldim. Açlığı, doymayı, israfı, nimeti hatırlayalım demeye geldim. Bu yazıyı şu an yazıyor olmamın bir sebebi var. Ekinler zamanında ekildiği zaman kıymeti vardır. Ekinler zamanında biçildiği zaman kıymeti vardır. Eğer bu günleri es geçersek, eğer onların oyununda gönüllü piyon olmaya devam edersek, bize gönderilen nimetlerin elinden çektiğimiz gibi nimetsizliğin elinden de çekeceğimiz var. Allah muhafaza ki açlıktan ölmek değil korkumuz, imansızlıktan ölmek, imtihanı kaybetmek. Yani uğruna yaşadığımız her şeyi bir anda şeytana teslim etmek. Şeytana karşı en ön safta savaşma hayali kurarken aslında şeytanın en ön safında savaştığını fark etmek. Allah muhafaza.